Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Sabahtan da aynı şeyi dinliyorsunuz zaten. Şimdi abi ben başlamadan önce kafamda birkaç isim vardı. Onlardan tek cümlelik parayla ilgili bir Ercan abi, Melih abi, bir de Bubilay kardeşimizden tek cümlelik parayla ilgili bir iki cümle bir fikir almak istiyorum. İlk önce öyle tasarlamıştım. Bunu en azından yapayım yani, o kadar da şey yapma, baskı uygulamaya. Ercan abiden başlayalım ya da Bubilay kardeşimiz. Şimdi paraya göre malzeme bakacaksın. Şöyle. Şimdi mesela Rönesans ve reform hareketleri sonrası yani Avrupa Batı seküler bir yapı arz etmeye başladı. Yani Hristiyanlığı tamamen reddedemedi. Reddedemedi ama İslam ama yan cebime gibi adetmeye başladı. Bunun akabinde şimdi Hristiyanlık bu şekilde gözden düşünce şimdi Rönesans ve reform öncesi yani mücadele bir gaye vardı. İşte Hristiyanlık. Şimdi gözden düşünce bunun yerine Batı'da para aldı ve aldırıldı diye düşünüyorum. Yani öyle görüyorum bence. Para süretliymiş manadır. Para öylesine süretliymiş bir manadır ki ondaki bütün hakikat, insan zihninin üretebildiği değerleri kendisinde topladığı gibi bir vahşete de imza attırabilir, bir sadaka gibi, zekat gibi ulvi gayeye de imza attırabilir. Para bir hakikattir aynı zamanda. Öylesine bir hakikattir ki kendinde bütün değerleri kıymet biçecek, kıymetli hale getirecek bir neşmeva haline getirebilir ve insanları istediği gibi adil bir şekilde idare edebildiği gibi dilediği gibi bir esarete, bir mahkumiyete sokabilir. Para kıymetli adamın elinde değerdir. Kıymetli adamın elinde fikirdir. Kıymetli adamın elinde tatbikat sahası bulduğunda aşktır, vecdir, öfkedir, imandır. Fakat öyle bir hakikat ki aynı nasıl ki bir değer, kıymetli olan şey kılıç, küfrün elinde inanılmaz bir aksiyona döner ve o aksiyonla topyekun topluluğu esareti altına alır, mahkumiyeti altına alır. Aynı onun gibi para da küfrün eline, nifak ehlinin eline, değer bilmezin eline geçtiğinde topyekun cemiyeti esir eder, topyekun cemiyeti esaret altına alır ve hepsini bütün haliyle cemiyeti esareti altına aldıktan sonra aynı zamanda insanın nefsini, ferdi hakikatini bir oyuncak haline getirir, pes payı haline getirir ve paraya o kişinin kendisini köle edecek konuma sürükler. Üstad, para adlı piyesin sonuna doğru bunu inanılmaz derecede dehşet bir harika olarak vurgular ve sanki bir çığlık atarcasına, mana direklerini yukarıya hükürürcesine ödüler diyarından seslenir gibi para sahiplerini onlara doğru miras misali temsil haline getirir, sokar. Demek ki para kötü de olsa, iyi de olsa, ne tarafından baktığına nazaran bir fikirdir. Sadece bir fikir mi? Az önce söylediğim gibi aynı zamanda bir vasıtadır, yeterli. Evet. Teşekkür ederim. Ercan Hocam'ın üzerine söyleyecek bir şey yok ama en iyi bozulunca en kötü olur derler. Bu misalidir yaşadığımız için. Şimdi paranın normalde para piyesi üzerinden falan gidecekti, hani iş uzayacak diye. Ben sadece para piyesinden, aslında biz parayı mı tartışıyoruz yoksa paranın para kendisinde bir değer midir? Ya da kendisinde bir değeri falan var mıdır yoksa sadece kullanımına göre değişen bir alet midir diye sorduğumuzda bu ciddi manada üzerinde tartışılacak bir şeydir. Çünkü işte gümüş paradır, altın paradır, daha sonra işte kağıt paraya dönüşümüdür, daha sonra da işte bitcoinlerle işte internet üzerinde sanal paraların üretilmesi falan meseleleri ayrı ayrı tartışılması gereken ayrı ayrı mevzulardır bunlar tabii ki. Üstad'dan bahsetmişken üstadın mesela bir sözünü söyleyeyim şey olarak diyor ki biliyorum diyor Müslüman zenginlere falan sesleniyor. Biliyorum diyor siz çok yardım etmek istiyorsunuz ama paranız buna izin vermiyor diye bir şey var, bir feryadı var onun orada. Paranın böyle bir tarafı falan var tabii ki. Şimdi parada en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi bu sanırım şeyde bu Samiri'nin öyküzünde Hazreti Musa kısasında falan geçen olay.
Olay şöyle diyor ki, ben bunu şeyden, Füsus Silikem'den aldım. Bu mücevherlerini falan filan alıp ondan bir buzağı oluşturup onlara tapmaları için falan yapılan bir hadise, biliyorsunuz zaten hepiniz. Diyor ki, Allah'ın hususi surette buzağı suretine sokmakta. Kavmi mücevherlerinden muradın nedir ki onların mallarını almakla gönüllerini bu surete meylettirdin diye bir ifadesi var. Şeyde Füsus Silikem'de geçen. O zaman bakıldığı zaman hani mücevherleri işte altınları falan filan eritip buzağı şekline getirmekle bir nevi onların gönüllerini o şeye kaydırma gibi bir mesele var. Bunu söylediğimiz andan itibaren de zaten insandan bağımsız bir para anlayışı falan gibi bir meselenin tartışılamayacağı falan gibi bir şey ortaya çıkıyor. Aynı zamanda biz bunu şeyden de görüyoruz. Mesela bizim bu günümüzde gördüğümüz şeylerden birisi ekonominin içtimai ilişkilere gömülü olması gerekirken içtimai ilişkiler ekonomik sisteme gömülü kalmıştır. Bizim şu an gördüğümüz şeylerden birisi budur. Yani normalde insani ilişkilerden meydana gelmesi gereken bir şeyken şu an insani ilişkileri falan tamamıyla tayin eden falan bir konumdadır para. Hatta paranın kendisi bile artık öyle değildir. Şimdi para piyasaya girdiği zaman Melih abi daha bilir bu teknik bilgileri de. Ben yine hani araştırdığım kadarıyla para piyasaya borç olarak girir normalde. Hani faiz dediğimiz şey, o şey de odur. Hem devletler böyledir. Devlet mesela kendi kağıt parasını falan basamaz. Türkiye'de öyledir. Doğru mu Melih abi? Yani piyasadaki paranın, para diyeceğimiz %90'ı şu anda bankalar kaydı para adı altında basmaktadır. Kaydı para olarak yani basmaktadır. Devletin bastığı aslında şeyler, bozuk paralar. Bozuk paralar. Aynen. Şu anda onlar devlet hallediyor da geri kalan bankalara bırakmış durumdur. Şimdi para piyasaya bu şekilde girdiği zaman borç olarak giriyor. Örnek olarak söyleyeyim. İşte mesela 100 lira falan biz borç alıyoruz kağıt para olarak. İşte faiziyle tabii ki bunlar. İhaleye falan çıkılıyor zaten devlete falan şey yapıldığı zaman. İhale usulü para satılıyor ülkelere. Ülkeye girdiği zaman para mesela 100 liraysa 120 lirayla piyasaya sokulur o kağıt para dediğimiz şey. Daha sonra bu, şimdi piyasada normalde 100 lira vardır. Ama geri istenen, devletten geri istenen ya da fertlerden de mesela bankaların verdiği krediler de öyledir. Fertlerden de geri istenen mesela 120 TL'dir. Siz bu 120 TL'yi hiçbir zaman karşılayamayacaksınız. Çünkü zaten piyasadaki para standart 100 liradır. Ama sizin 120 lira vermeniz gerekir. Onun için mesela her zaman şey derler, hani çok çalışmalıyız, daha çok çalışmalıyız. Ama bu sisteme falan şey olarak baktığınız zaman hani çok çalışmalıyız falan gibi saçma sapan bir fikir olamaz. Hani istediğin kadar çalış yani. Sonuçta piyasada 100 lira olduğu için senin verebileceğin herhangi bir şey yoktur. Burada aslında ülkelerin turist aşkını falan da anlayabilirsiniz. Hani dışarıdan turist gelsin, içimize girsin, dışarıdan bir para akışı olsun falan meselesi biraz daha net anlaşılır sanırım. Onun için mesela Helga bekleyişi hep böyle Helga'ya bir kahraman gözüyle bakılışının sebebi falan da odur. Hani dışarıdan içeriye para girişi yapılsın, borç ödenirken bu şekilde ödenmiş olsun. Aynı zamanda paranın da düştüğü bir akıbet vardır. Şöyle, şimdi para normalde ekonomiye giriş derslerinde işte mübadele aracıdır, bir değiş tokuş aracıdır falan diye anlatılır. Gerçekten bir değiş tokuş aracı mıdır sadece? Bakıldığı zaman şu an bir değiş tokuş aracı değildir. Öyle bir şey değildir. Paranın kendisi mal olmuştur. Niye? Hani az önce anlattığım örnekler falan böyle hareketle düşünürsek para bir ülkeye satılıyor normalde. Şimdi para satılan bir şey haline geldiği için şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi siz parayı faizle alıyorsunuz. Karşılamak için bir nevi parayı farklı bir yere konumlandırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla hani paranın da hakkı orada kayboluyor. Yani sadece biz burada hani para falan filan konuşurken hani insanların hakkı yeniliyor, hayvanların hakkı yeniliyor, işte bütün canlı varlıkların hakkı falan yenilirken bir yandan bakıldığı zaman da şey yeniliyor, paranın da hakkı yeniliyor yani. Para gerçek manada hak ettiği yerde falan değil şu anda yani. Bir de ben bunu falan şey olarak düşünürken dün gece hani bir fakirin paraya çalışması gerçekten çok komik bir şeydir. Dün de ağlayasın geldi yani bu paraya falan çalışırken. Hani paraya dair bu kadar bilgisi olup parası olmak da komik bir şey. Onu da anlatmış oldum. Geçiyorum burayı. Şimdi bizim normal piyasada şöyledir. Piyasa 3 ana saç ayağı vardır. Bunlardan birisi şeydir, enflasyondur, birisi faizdir, birisi de kur dediğimiz, devalüasyon dediğimiz olaydır. Bu 3 kur üzerinde döner. Bunlardan normalde şeydir. Şimdi ben geçenlerde bir şeye falan rastlamıştım. Videoda mı dinlemiştim ya da bir kitapta falan mı okumuştum? Hani bazı alimlerimiz işte hani enflasyon değeri kadar faiz alınabilir alınabilir şeklinde bazı şeyler falan söylüyor işte. Enflasyonun ne kadarsa onun kadar, o enflasyonun o açık kadar faiz alınabilir diye bir meseleden bahsediyor. Sanırım bu Mete Günnahan Hoca falan anlatmıştı. Bu enflasyonu geçmişe benzetiyor. Faizi de geleceğe benzetiyor çünkü biz geleceğe dair bir şeyler vaat ediyoruz. Bir yıl sonra vereceksin, iki yıl sonra vereceksin falan. Kur dediğimiz olay da anı temsil eden bir şeydir. Üç saç ayağı üzerinde bu döner. O üç saç ayağından hangisi mesela enflasyon eğer çok yüksekse hani dengeler bozulduğu için insanlar bu tarafa doğru kaymaya başlar. Ya da işte faizler çok yüksekse insanlar bu tarafa doğru kaymaya başlar. Bu üç saç ayağı arasında biz sürekli gidip geliriz. Şimdi ben şeyi de
Anladın mı? Bu karışık anlatıyorum da bu arada. Hepsini anlatayım diye karışık anlatıyoruz. Şimdi ben Melih abinin eserinde falan okumuştum şeyde, bu faiz lobisinde. Faiz lobisi de değil yani bu arada. Faiz lobisi diye isim koymuşlar mı? Değil yani. Ben öyle şey olarak anlamıştım. Siyasetmiş. Faiz lobisinde şöyle bir şey var. Diyor ki mesela, diyor, siz işte bir bankaya 100 litre süt yatırdınız diyor. Örnek olarak. Hani öyle bir şey yok da aslında vardı yani. Bir nevi baktığınız zaman öyle diyor yani. 100 litre falan bileşik faiz, bir de basit faiz diye bilinen şeyleri zaten siz az çok biliyorsunuz bu şeyleri. Bileşik faizle yatırılıyor işte, kaç yıl sonra işte bilmem kaç yüzyıl sonra işte bu adam vefat ediyor. Gidiyor sonra banka diyor ki torunlarından torunu işte, örnek olarak söyleyeyim. Gidip diyor ki sütümü geri verin. Şimdi süt hesaplanıyor falan filan. Normalde bir ülkenin işte kaç yıllık falan sütüne denk geliyor bu. Hani o anda piyasada olan bir şey değil zaten bu. Şimdi olan bir şey olmadığı için bu sefer bu borcu da ödemek zorundalar bankalar. Bir şekilde ödemek zorunda. Onun için bu sefer şey yapmaya başlıyorlar. Her tarafı işte ağaçlar kesiliyor, çiftlikler kurulmaya başlıyor, işte hayvanlar getiriliyor. Hayvanlar aşırı derecede şeye maruz kalıyor. Hani daha çok süt ver diye işkenceye falan tabi tutuyor. Hani hayvanların da hakkı yeniliyor orada. Daha sonra bunlar işte bütün ülke o süt üretimine de yönlendirilmeye çalışıyor. Şimdi para da sütte olduğu için artık, çünkü artık değerli olan şey süttür. Dolayısıyla insanlar kendi işlerini bırakıp artık o işlerde para yok yani. Hani adam orada işte ayakkabı dikecek, ayakkabı boyacılığı falan filan, bunlar anlamsız şeylerdir. Para kazandıran şeyler olmadığı için her şey süt ve süt ürünleri üzerinden artık dönmeye başladığı için bütün herkes oraya kanalize olmaya başlar. Bunu ödeyebilir mi? O ayrı bir şey, ama günümüz inşaat sektörüne bakıldığı zaman aynı mantıkla zaten karşı karşıyayız yani. Hani günümüzde bu kadar işte, geçen bir teyzeyle konuştum, kiralık ev, teyze bildiğin normalde işte 50-60 yaşlarında bir teyze. Dedim ki, teyze dedim, hani bana bir ev lazım, komisyonumu alırım dedim. Dedim yuh artık, sana da mı sirayet etti bu yani? Kadın ev oturduğu evde emlakçılık yapıyor bu derece yani, hani evin içine bile sirayet etmiş durumda yani. Bu üç saç ayağı anlattıktan sonra, şimdi bu üç saç ayaktan falan ne meydana gelir? İşte o sistemin ayakta durması için üç ayağının sürekli kontrol altında tutulmasının gerekliliği falan gibi bir şey çıkıyor. Ondan sonra, şimdi o az önce anlattığım fikir vardı ya işte, hani enflasyon açığı kadar faiz alınabilir falan fikri. Şimdi eğer enflasyon geçmişi temsil ediyorsa, faiz de geleceği temsil ediyorsa, orada o üçlüyü harekete geçiren yani faal kuvvet faizdir. Faiz onu harekete geçirir. Şimdi faiz harekete geçirdiği için her şey faize göre hesaplanır. Enflasyon dediğimiz şey geçmişi temsil eder. Şimdi enflasyon açığı kadar faiz alınabilir meselesi de zaten, şimdi birisi gelecek, birisi geçmişi. Sen geçmişe göre şey yapıyorsun. O döngüye uymayan bir fikir zaten. Hani bunu söyleyen adam bir nevi bu üçlü sistemi anlamamıştır. Onun için hani çok saçma sapan bir fikir olarak da ortada kalıyor. Keleşliği de ortaya çıkmış oluyor. Şimdi burada bazı notlar almışım. Notlar üzerinden gideyim. Bir de şey vardır. Para, dikkatli bakarsanız aslında bu normalde hani kapitalist mantığın şeylerden birisi de, her şey kısıtlı ve yükseklerde ortaya çıkar. Yani sürekli bir şey kısıtlanır. Ve kısıtlı olarak ortaya çıktığı için para da böyledir. Para piyasaya kısıtlı olarak sunulur. Hani böyle ürünlerde çeşitliliği çok fazla görürsünüz ama hani şeyi görmezsiniz. Para çıkınca para normalde kısıtlı olarak falan çıkar. Şimdi bu çeşitliliği falan filan anlatırken, sanırım Gültekin Çetiner hocaydı. Anlatırken işte bu kadar çeşitli olmasının sebebi her türlü seviyeye hitap etmesidir. Ve aslında her şey, herkesin o şeye dahil olmasıyla alakalıdır. İşte 10 liralık çikolata da vardır, işte 1000 vardır. Reklama girmiyor, o kadar kişi de istemiyordur zaten. Sıkıntı yok. Bin vardır, şok vardır işte. Hani biz fakirlerin olduğu bölgelerde işte Tepecik'te Ali ile beraber kalıyoruz. Hani bin manzaralı evler satılır yani ve bu çok cazibidir bizim için yani. Onun dışında diğerleri farklı yerlerde oturur. Şimdi paranın mal haline gelmesi paradoksu diye ben böyle bir paradoks tespit ettim. Parayla para almak. Şimdi parayla para alıyoruz biz. Şimdi gidiyoruz bir adama, işte bir ülkeye para veriyoruz, para karşılığında para alıyoruz işte. Adam parasını bana faizle veriyor. Ben parayı verip para alıyorum şimdi faizle. Şimdi adam, ben 100 lira verdim, adam bana 120 lira, işte 140 liraya faize verdi bunu. Şimdi ben bunun geri dönüşünü yapacağım bir şekilde. Gidiyorum yine parayı veriyorum, yine tekrar bana faiziyle geri dönüyor. Şimdi ben öyle bir çarkın içine giriyorum ki, normalde kredi kartları falan da baktığınızda öyledir yani. Hani öyle bir çarkın içine giriyorsunuz, bu içinden çıkılabilecek bir çark falan değil yani. Hani bakıldığı zaman şey midir? Hani biz şeyin, ya ahlaklı davranırsak işte, bunu kullanmazsak, şunu yapmazsak, bunu yapmazsak falan dediğimiz bir şey midir? Gerçekten böyle işin içine çıkabileceğimiz bir şey midir, bir yapı mıdır? Yoksa gerçekten yapının tamamıyla önümüze konulup hani ters yüz edilmesi gereken bir yapı mıdır? Bence bu tartışılması gereken bir şeydir. Şimdi ben en son vardığım noktalardan birisi bu, hani paraya gönlün meyletmesi falan meselesi ya da
Para aslında bir nevi baktığı zaman hani Ercan Hoca da falan bunu anlattı şey olarak. Ben de buraya not olarak falan almıştım. Şimdi paranın şey özelliği var. Para bir nevi bütün her şeyin, şimdi hani mübadele ölçüsüdür falan dedik ya, işte değiş tokuş ölçüsüdür falan filan. Şimdi değiş tokuş ölçüsüdür. Ama mesela eskiden işte takas falan anlatıyor, işte takas yapıyor, işte bir iğne karşılığında gidiyorsun, işte ayakkabı alacaksın, bir iğneye kaç ayakkabı falan denk gelecek. Bunu biz tespit edemediğimiz için büyük zorluklarla, hani özellikle hani küresel hale geldiği zaman biz bunun tam olarak tespitini yapamıyoruz. Hani neye karşı ne karşılık gelecek, hangi devlet, hangi şartlarda, bunun hangi kanunlara göre belirleyecek sorunları, ciddi manada büyük sorunlar. Ondan sonra bu şey çıkıyor ortaya, para, ölçülerin ölçüsü para. Yani para dediğimiz şey bütün ölçülerin ölçü bulduğu bir yerde. Dolayısıyla hani böyle bir yerde olduğu için buna şöyle de bakabilirsiniz aslında. Bunu buradan da anlatmış olayım da. Para tamamlanmamış bir maddedir. Onu sen tamamlamalısın. Şimdi para öyle bir şeydir ki aslında parayı elinde tutan adamdaki o özgüven aslında insana şey fikrini aşılar. Aslında o adam o parayla, şimdi bunu mesela örnek olarak söyleyeyim. Bir gitarınız olsun, bu gitar bir paradır. Değiş dokuş şeyi olarak da kullandığınızı falan varsayın, hani öyle bir şey olsun. Bu gitar normalde artık bir şekli vardır, somutlaşmıştır. O somutluğundan dolayı bir nevi hem değiş dokuş aracı olamaz, hem de hayaliniz artık orada bitmiştir. O artık bir somut hale gelmiştir, orada bitmiştir. Ama paraya baktığınız zaman para böyle değildir. Para bir nevi tamamlanmamış maddedir. Yani bir nevi ruhunu arayan surettir. Paraya bakıldığı zaman kendi ruhunu arayan bir surettir o açıdan bakıldığı zaman. Şimdi para tamamlanmamış bir maddedir, onu sen tamamlamalısın. Rüyalarınla, hayallerinle, ideallerinle vesaire. Onun için para insanın kendisiyle dolduracağı bir boşluktur. Sureti arayan ruhtur. Suretini arayan ruhtur. Kişinin kendisidir bir nevi. Yani bir nevi ayna gibidir yani. Kişinin kendisidir. Onun için bir insanın namazına değil de parayla ilişkisine bakılmalı bir yönüyle. Sözü de bu açıdan bakıldığı zaman da çok şeydir, çok manalıdır. Ben parça parça notları okuyup bitireceğim. Fazla da şey yapmayayım. Para bir nevi de, bir nevi kağıda, aslında ben bu nefsle ilişkisini falan kurunca da çok ilginç şeyler ortaya çıktı da şimdi uzayacak diye ben sadece verip geçeceğim. Para bir nevi kağıda insan nefsinin üflemesi maharetidir. Ya da kağıtta rüya görme işi. Para bir nevi hayal dünyamızın imkanlar alemiyle bir böyle ucuca geldiği noktadır. Zenginin bile fakir olduğu meta. Şimdi zenginin bile fakir olduğu meta, bu arada Ali kardeşimizin sözü, Ali Öztürk'ün. Zenginin bile fakir olduğu meta diye bir şey gönderdi. Bana gerçekten çok anlamlı geldiği için buraya aldım. Çok fazla sözünü almıyorum yani, bu anlamlı gelmiş. Zenginin, şimdi para tamamlanmamış bir madde olduğu için bir de insana çok yakın, insan nefsine çok yakın. Yani sanki insan nefsinin suret bulmuş hali gibidir. Bana öyle geldi para yani. Şimdi para kendinde böyle şeyler taşırken kalkıp böyle hani para insandan bağımsızdır, ahlaktan bağımsızdır ya da işte hukuki sistemden, yani tamamıyla insana dair ne kadar faaliyet varsa onlardan bağımsız gibi değerlendirmek ayrıca bir yerde değerlendirilmesi gereken bir şey. Para nefsin aynısı gibi nefsin mekanda tecelli yeri. İnsanın geleceğe karşı yaşadığı tedirginlik bir nevi, şimdi para hani yatırım aracıdır falan filan diyoruz ya. Şimdi insan hep geleceğe karşı bir tedirginlik falan şey yapar. Dolayısıyla geleceğe karşı tedirginlik aynı zamanda bizim paranın içine, yani o kağıdın içine kendi hayallerimizi istiflemek gibi bir yerdedir aynı zamanda para. Dolayısıyla onu biriktirmek bir nevi geleceğini garanti altına almaktır aynı zamanda. Paraya böyle de bir şey bakabiliriz. Aynı zamanda şey demiştim, en geniş ölçü aracı. Şimdi bu ölçülerin ölçüsü meselesi aynı zamanda bana şeyi tedavi ettirdi. Salim Mirzabeyoğlu ölçülendirme ölçülerinden bahseder. Şimdi paraya baktığınız zaman para bütün ölçülerin ölçüsüdür bir nevi. Hani hem takas usulünün hem bilmem neyin falan her şeyi ona irca edebilir. Onda değer bulursunuz. Hatta günümüz şeyiyle söylenen şeylerden birisi şu. Ahlakın, namusun ve bizim insan, hani o insan ahlakına dair ne kadar çok şey varsa, fedakarlığın bilmem neyin falan filan, bunların hepsinin irca edilebileceği bir madde olarak para aynı zamanda onların dahi ölçüsüdür. Yani günümüz içerisinde şeyden bahsediyorum. O zaman ölçülendirme ölçülerine eğer bu gözle bakarsak bence bir sefer hani paranın gözüyle ölçülendirme ölçüleri meselesi ciddi manada hani masaya yatırılması gereken bir şey olarak da karşımda çıktı. Ben öyle bir şey tespit ettiğim için de buraya not aldım. Var ya zaten kaç paralık adamsın? Beş para. Beş para. İş. Yani ha, sana da öyle bir eleştiri geldiği için onu da söyleyeyim. Abi, ha tamam, geçiyoruz. Şimdi aynı zamanda bu Goku falan eleştirirken Goku araştırırken bu parayla ilgili kısmını ya o da aklımda şimdi şey olarak bu Gok diye bir eser var. Onu araştırırken bu parayla ilgili bir bölümü. Şimdi aslında şey de araştırmalı. Yani
madem para işte gümüş, altın, bronz, bilmem ne falan filan bu şekilde gelmiş, bir geçmişi var bu paranın. Ama en son gelmişiz mesela işte Abdülhamid döneminde biz de ilk defa kayme diye bir şeyle tanışmışız işte kağıt para falan. Ya aslında bir nevi bakıldığı zaman hani bu toplumsal gerçekliğin inşası diye bir eser var. Onu bilmiyorum okuyanınız olmuş mudur? Orada mesela şey vardır hani diyor ki ben diyor bir yer, şeye gidiyorum, bir birahaneye gidiyorum. Orada işte parayı veriyorum, birayı alıyorum ve çıkıyorum diyor. Bu toplumsal gerçeklik nasıl oluştu diyor ve adam bunun üzerine 10 yıl çalışmış bir eser yazmış. Bana da hep şey ilginç gelmiştir yani birisi sana bir kağıt para veriyor, üzerinde bir resim var. Alıyorsun onu karşında bir şey veriyorsun ya da ne bileyim onun karşında bir şey yapıyorsun ve bu bana gerçekten çok komik gelmiştir yani. Yani bir de bana şey hep komik gelmiştir hani mesela yaşayan bir insansın, paranın üzerinde senin resmin var. Alışveriş yaparken hangi duyguyla, nasıl bir duyguyla alışveriş yaparsın? Düşünsene hani benim resim var paranın üstünde ben onu götürüyorum falan. Havaya bak yani o ayrı bir şey olarak yani psikolojik olarak şey değerlendirilmesi lazım. Marco Polo içine gittiğimde zaten 1200 zannedersem. Kağıt parayla alışveriş yaptıkları görünce şoka giriyor adam yani. Çünkü Avrupa'dan geliyor, herkes altında, gümüşle vesaire alışveriş yaparken bakıyor Çinler kağıt veriyor. Kağıt veriyor, adam orada altın falan alıyor ve şoka giriyor. Yani anılarında da yazıyor, Avrupa'ya geçiyor. Yani ve Çinliler çok ilginç, 900'lü yıllarda mı, 1000 yıllarında mı ne kağıt parayı kullanmaya başlıyorlar. Hatta çok ilginç yöntemleri var. Parfüm falan sıkıyorlar. Ne ki hani bugün bazı parfüm sıkıyorlar, bir şeyler yapıyorlar ki para havalı gözüksün de herkes alsın. Aynen öyle. Fakat Çinlilere doğru Yahudileri falan da derler böyle. Aynen. O para da onlardan çıkmış. Baba şöyle bir parası. Şey var, 1000 yılından 1600 yılına kadar işte kağıt parayla denemeler yapıyorlar. 1600 yılında artık illallah geliyor. Yani bu hep enflasyona yol açıyor, gümüşe geçiyorlar ta 1900'lü yıllara kadar. Öyle bir durum var yani. Şimdi dediğim gibi Gog diye bir eserden yine parayla ilgili, daha doğrusu bu kağıt meselesiyle ilgili aslında çağımızın da şeyini yakalayan durumlardan birisi. Diyor ki eski zamanlarda parlar madendi. Belgeler tirşeye yazılır yahut doğrudan doğruya mermer ve tunç üzerine kazılırdı. Asurlarda, Babiller'de kitaplarını tuğlaya yazarlardı. Bugün dayanıklı devamlı hiçbir şey yok. İnsanların hakları ve malları, bilim ve sanat hazineleri çürüyen ve yanan maddelerden ibaret bir parça odun hamuru ile bir parça zamka emanet edilmiştir. Nem, ateş, böcekler, güveler, fareler dünyada bizim için en kıymetli ne varsa hepsinin içinde yazılı bulunduğu bu muazzam kağıt yığınını mahvedip ortadan kaldırabilirler. Acaba bu geçici olduğunu bilen bir uygarlığın sembolü müdür? Yoksa kayıtsız bir aptallık mıdır diye bir ifadesi vardı bu kağıt parayla ilgili falan anlattığı. Diyor ki, acaba bu geçici olduğunu bilen bir uygarlığın sembolü müdür? Yoksa kayıtsız bir aptallık mı? Diye bir ifadesi var. Şimdi bu para hani ölçü, ondan sonra aslında benim en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi de şeydi. Bu Paraputa'da geçen Salim Mirzabeyoğlu'nun para ve tilkin meselesi. Para ve tilkin meselesinden bahsediyor. Biraz şey Furkan Salim'e falan baktım böyle kelimelere falan filan. Hani bu şey var ya işte ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz falan meselesi var orada anlatılan. Böyle bakıldığı zaman hani para bir tilkidir, kaçak ve kurnaz meselesi bir nevi hani paranın da bir yönüymüş gibi orada anlatılıyor. Gerçekten öyle midir? Hani biraz araştırınca evet gerçekten öyle. Ben bazı kelimeleri falan arasında şey kurdum ama birkaç tanesini verip geçeceğim öyle. Şimdi bu aynı zamanda benim aklıma şeyi de getirdi. Hani normalde şimdi bu şeylerde psikolojide falan hani geçiş dönemlerini anlatır. Çocuklar işte bir yerde somut düşünür, bir yere gelir işte soyut düşünmeye falan başlar. Roger Garros'da insan için şey der mesela, insan, mesela diyor ki maymunlar da alet yapar, işte gelir mesela taşı alır, cevizi kırar falan filan. Ya da işte bir şey alır, kırar. Maymunlar da bunu yapmıştır, vardır yani öyle örnekleri falan vardır yani. Buna baktığı zaman hemen, ya ben o insanın psikolojisini merak, hani o hareketine bakıp işte ya işte bana benziyor, o akrabalık bağını falan oluşturması da aynı zamanda değerlendirilmesi gereken bir şey. Ama Roger Garros diyor ki, İnsanlar ilk defa diyor, biz o dönemde insanlara dair bulduğumuz taşlar diyor ilk defa sivriltilmişti. Dolayısıyla bu onlardan mücerret fikrin yani soyut fikrin, soyut düşüncenin oluştuğunun göstergesidir ve bu hiçbir hayvanda yoktur. İlk defa taşlar böyle uçları sivri hale getirilmiş ya da devamlı kullanabilecekleri bir hale getirilmiştir. Böyle anlatılır. Dolayısıyla mesela ben bunu okuyunca aklıma şey geldi işte. Yine Salih Mirzabeyoğlu söylediği sözlerinde diyor ki anlayıştan daha pratik bir yol yoktur. Şimdi somut şeyler üzerinde düşündüğümüz zaman somutluk ortadan kaldırılınca yani o somut elimizdeki veriler ortadan kaldırılınca artık hiçbir şey yoktur bizim için.
Ama anlayıştan daha pratik bir yol yoktur. Aynı zamanda irfan kavramına denk gelir. İrfan da bilmeyi bilici hastaya ermek, yani bilmeyi bilmektir. Yani bütün bildiklerini unuttuktan sonra da kültürün de bir nevi tarifidir şeyi olarak. Bilmeyi bilici hale gelmektir. Artık istersen olsun ya da olmasın, veriler geldiği zaman sen olaya nasıl bakılması gerektiğini, nereye konulması gerektiğini bilirsin. Dolayısıyla para aynı zamanda bir anlayıştır yani. Aslında bizim para anlayışımız yoktur da diyebiliriz yani. Onun için biz günümüz hadiseleri içerisinde bir türlü şeyin bu para meseleleri içerisinde falan çıkamıyoruz. Çünkü sürekli şey yapıyoruz. Hani şuradan 100 lira alsak, turistler biraz gelse, işte biraz da dışarıya mal ithal etsek ya da ihracatımızı biraz artırsak bilmem şu olur bu olur gibi böyle teknik bilgiler üzerinde döndüğü için maalesef bu sorunlar böyle şu anda da ülkemizde böyle ciddi manada şey haline gelmiştir. Bu arada birkaç şey kavram verip bitireceğim. Nefs kavramının nefs kelimesi ebced değeri 190. Aynı zamanda bu lıks kelimesi diye bir kelime var. O da Furkan'ın sahibinde geçen 190 ebcedi var. Lıks kelimesinin anlamı da şu. Nefsle aynı ebced değeri var. Boğazına düşkün, obur, lokma sezdiği yere can atan diye bir anlamı var. Lokma sezdiği yere can atan. Aynı zamanda az önce okuduğum Allah'ı hususi surete, buzağı suretine sokmakta kavmi mücevherlerinden muradın nedir ki onların mallarını almakla gönüllerini bu surete meylettirdin şeyini tedavi ettiriyor. Bir yönüyle baktığın ama. Aynı zamanda bu şeye de denk geliyor. Hani lokma sezdiği yere can atan bu aynı zamanda bu davranışçı ekolün klasik hoşlanma yönteminden hani bu zil et falan filan muhabbetlerini bilirsiniz. İşte zil çalıyor işte. Ondan sonra et veriliyor. Köpeğin salyası yapıyor. Sonra zil çalıyor. Sonra yine et veriyor. Bu sürekli belli bir süre devam ettikten sonra zil çalıyor. Köpek salya akıtmaya başlıyor. Ortada et de yok, bir şey de yok. Bu bir nevi klasik hoşlanma yöntemidir. Şimdi bu para falan piyasaya girince sadece para meselesi değil, aynı zamanda bir alışkanlık meselesinin yani insana dair bir şey her zaman içinde vardır tabii ki. Bu klasik koşullanma yöntemi az önce Melih abi anlattı bunu, bu şeye paraya sprey sıkma ya da dikkatli bakarsanız bir de bu klasik koşullanma yöntemine bu açıdan bir şey yapalım. Dedim ki klasik koşullanma hani birbirinde belki çok zıt iki şey arasında bağ kurmaktır. Şimdi dikkatli bakarsanız mesela parayla paranın üzerindeki işte Yunus Emre fotoğrafının ilişki, sebep sonuç ilişkisi içerisinde hani determinist bir yaklaşımla böyle yaklaşırsanız arada nasıl bir bağ kurarsınız? Hani Yunus Emre niçin itimat terkini? Niçin paranın üzerinde resmi var? Ya da işte Fatma Aliye'nin mesela paranın üzerinde ne alakası var? Yani bu Malta parasının üzerinde şöyle yazar: para değil, itimat. İtimat yani. Bu zaten klasik olur. Aynı zamanda parfüm sıkması, işte bir kağıt para üzerine parfüm sıkması falan filan. Ya aslında bir nevi şey gibi yani. Onu da söyleyeyim. Buradan bu arada piyese de değinmiş olalım. Hani piyesi de anlatmadım. Bitireyim. Aslında bir nevi hani sistemin kendini sürekli ayakta tutmak için ilimden, sanattan, fikirde, ticaret hayatında bilmem nerede, orada burada bütün hücrelerimize kadar kendini sirayet ettirmenin, kendini canlı kılmanın yollarını aramaktır. Bu bir şekilde işte üzerine parfüm sıkılır, üzerine şu resim konulur ya da üzerine şu yazı konulur falan filan yapılır. Bilmem ne değişiklikleri yapılır. Ama o para sürekli alışkanlık olarak piyasada kalmasını sağlamaktır bir nevi yani. Sadece değildir ama öyledir. Öyle bir yönü vardır. Şimdi bu paranın ahlak bilmem ne falan, bu piyes gerçekten okunması gereken bir piyes. Onu söyleyeyim ben şey olarak. Para piyesi okuyanınız da vardır zaten. Şimdi bu kendi ailesi içerisinde kendi aile fertleriyle yaşadığı o ilişkileri anlatıyor şey olarak. Bir yerde şimdi diyor ki kendi aile efradı içerisinde diyor ki ben bütün paramı diyor hayırseverlere falan vereceğim artık diyor. O durum içerisinde onların psikolojisini tahlil ediyor üstad. Bir yerden sonra burada paranın direkt şeyle ilgili yani paranın bozucu tarafıyla ilgili anlattığı bir şey. Onu burada aktarayım ben size. Ahlak masalından vazgeçtim ve onu hiçbir zaman size tavsiye etmedim. Fakat gerçekten böyle aptallıklar size yakışır mı? Korkmayın, hepinizi affediyorum. El verir ki beni tanıyın, hakimiyetim diyor. Aynı zamanda ben bunu okurken de şeyi düşünüyorum. Yani sadece bir ferdin kendi aile efradıyla ilişkisinden ziyade hani büyük baronların bir devletler arası ilişkileri olarak da düşünürseniz yerine oturursanız diyor ki korkmayın, hepinizi affediyorum. Aynı zamanda burada diyor ki hani ahlak masalından vazgeçtim diye, onu da bu arada tekrar söyleyeyim. Korkmayın, hepinizi affediyorum. El verir ki beni tanıyın, hakimiyetimi görün ve mahkumiyetinizi kavrayın. Ahlak yok, akıl var. Üstün menfaat hesabı var. İşte bütün felsefem ve usulüm. Enselenmeyecek hırsız çalsın. Enselenecek olan da dürüst kalsın. Hırsızlık namussuzluk olduğu için değil, enselenmek namussuzluk olduğu için. Size tavsiye ettiğim hayat seciyesiyle bana karşı seciyeniz arasındaki tezatları barıştırdınız mı? Külahlarınızı havaya atabilirsiniz. Ahlak yok, masal yok, mefkure yok, akıl var, hadise var. Üstün menfaat hesabı var.
geçen hatta ben konferansımda da bu son olarak bitirmiş olayım. Geçen konferansımda da söylediğim şeylerden birisi, hani bu vahşi kapitalizmle Marksizm arasında çok ince bir fark var bakıldığı zaman. Şimdi biz vahşi kapitalizm dönemini falan yaşıyoruz, hani öyle söylüyorlar. Şimdi vahşi kapitalizm döneminde de ne ahlak var, ne ideal var, ne mefküre var, ne din var. Onun anlamında hiçbir şey yok. Ama Marksizm'e bakıldığı zaman her şeyin maddeden çıktığı fikri, orada da şu anlamda, orada da ahlak yok, din yok, bilmem ne yok, şu yok. Yani insana dair insani dediğimiz hiçbir değer yok. Ama biz bugün kahrolsun kapitalizm derken Marksist olarak kahrolsun kapitalizm diyoruz. Kendi varlığını ortadan kaldırdığının farkına varmadan. O ince çizgiyi de tekrar vurgulamış olayım. Teşekkür ederim.